Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka videoyla daha karşınızda olacağım. Bugün arkadaşlar açıklanan son bilançoların kendime göre analizini yapmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi benim 15 puanlık bir sistemim var. Bu sisteme göre de bütün bilançoları puanlayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen hazırsanız videoya başlamak istiyorum. Arkadaşlar ilk şirketimiz Akfen Gayrimenkul. Şimdi Akfen Gayrimenkul'ü puanlama yapalım. Öncelikle net satışlarına bakıyoruz çeyreksel bazda. Satışlarımız 6 milyondan 35 milyona yükselmiş. Buradan 1 puanı verelim. FAVÖK'e baktığımız zaman FAVÖK'te de 5 milyondan 32 milyona bir artış var. Buradan da yine 1 puan veriyoruz. Net kâra bakarsak bakın net kârda inanılmaz bir patlama var. 30 milyondan 1.14 milyara yükselmiş. Buradan 1 puan daha veriyoruz. Şimdi net borcumuza bakalım. Bakın net borcumuzda yaklaşık 220 milyonluk bir artış var. Buradan ne yazık ki puan veremiyoruz ama net borcumuz öz kaynağa göre iyi durumda. Buradan da yine 1 puan daha veriyoruz. Toplamda 4 puanı olmuş oldu. Öz kaynaklarımızda da bakın 1.1 milyarlık bir artış var. Bu da yine güzel bir artış. Buradan da yine 1 puan daha veriyoruz. Son olarak da kaldıraç oranına bakacağız. Bunun için de hesap makinemizi açmamız gerekiyor. Şimdi 2673 bölü 3551 eksi 1 yapalım bir de. Bakın %24'lük bir kaldıraç oranımız var. Önceki kaçmış? 1527 bölü 2166. Buradan da %29'luk bir kaldıraç oranımız varmış. Yani %29 olan kaldıraç oranımız %24'e gerilemiş. Bu anlamda kaldıraç oranının düştüğünü görüyoruz. Buradan da 1 puan daha veriyoruz. Yani şu ana kadarki toplam puanı 6 puan olmuş oldu. Şimdi öz sermaye karlılığına bakalım. 2.05 bölü 5.08 %40'lık bir öz sermaye karlılığı var. Bu da yine enflasyonun yani TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre bakıyorum. Bu enflasyona göre onun üzerinde. O yüzden buradan 1 puan daha veriyorum. Şu ana kadar aldığı toplam puan 7 puan olmuş oldu. Şimdi Akfen Gayrimenkul'ün sektöre göre durumuna da bakalım. AKFG'ye yazarsak. Evet şimdi Akfen Gayrimenkul'ün öz sermaye karlılığı %40'tı. Bakın gayrimenkul sektörüne göre öz sermaye karlılığı gayet güzel. Buradan 1 puan daha veriyoruz. Aktif karlılığına bakalım bir de. Şimdi net karımız 1079 bölü toplam aktiflerimiz de 3551. Bakın aktif karlılığımız da %30. O da yine sektörün üzerinde. Buradan da yine 1 puan daha veriyoruz. Şu ana kadar 9 puana ulaşmış olduk. Şimdi bir de çarpanlarına bakalım. FK'mız 5.08. Sektörün altında buradan 1 puan daha verdik. PDDD'miz 2.05. Sektörün üzerinde arkadaşlar bu. PD bölü DD. FD bölü FABÖK 86.82. Bu da yine sektörünün üzerinde. Piyasa değeri bölü satışa baktığımız zaman piyasa değerimiz 5.5 milyar. Satışlarımız da 82 milyon. Yani burada çok yüksek bir rakam çıkacak. Sektörünün de 4 civarında. Yani 5 desek de yine kurtarmayacak. Buradan da yine puan veremiyoruz. Net borç bölü FABÖK'e bakarsak da net borcumuz 804 milyon. Şimdi 804 bölü FABÖK'ümüz 72. 11'li bir rakam çıktı. Pardon sayı çıktı. Bu da yine sektörün üzerinde. Buradan da yine puan veremiyoruz. Toplamda verdiğimiz puan Akfen Gayrimenkul'ün bilançosu için 10 puan olmuş oldu. Şimdi gelelim bir başka şirketimize. Diğer bir şirketimiz İş Finansal Kiralama. İşfin yani koduyla. Şimdi bu tarz sektörlerde arkadaşlar satış ve FAVÖK bakmak mantıklı değil. Bundan dolayı net kar ve net kar borç öz kaynak yani bu tarz şeylere bakacağız. Şimdi net kara bakalım. Net karımız
103 milyondan 59 milyona gerilemiş. Buradan puan veremiyoruz. Net borcumuzda 5 milyarlık bir artış var. Net borcumuz öz kaynaklardan fazla, yani şu ana kadar hiçbir yerden puan veremedik. Bakın öz kaynaklarımızda yaklaşık 200 milyonluk bir artış var. Buradan bir puanı verelim. Ama öz kaynaklarımız 200 milyon artarken aktiflerimiz 5 milyar artmış. Yani burada da yine kaldıraç oranının arttığını görüyoruz. Buradan da yine puan veremiyoruz. Şu ana kadar tek puan verdiğimiz yer öz kaynak artışı. Şimdi gelelim temel veri analizlerinden öz sermaye karlılığını hesaplamaya. 1.09 bölü 7.02. Bakın %15'lik bir öz sermaye karlılığı var. Bu da yine oldukça yetersiz arkadaşlar. Bundan dolayı buradan da puan veremiyoruz. Şimdi gelelim İŞFİ'nin sektörel bazlı analizine. İŞFİ'nin öncelikle sektörel bazlı baktığımız zaman bakın öz sermaye karlılığımız, yani leasing sektörünün öz sermaye karlılığı ortalaması %18'lerde. Ama İŞFİ'nin %15. Buradan da yine ne yazık ki puan veremiyoruz. Şimdi FK'mıza bakalım. FK'mız 7.02. PDDD'ye bakalım. O da 1.09. Yani bu ikisinde de sektörün altında kaldığını, buradan da toplamda 2 puan daha verebileceğimizi söyleyebilirim. Yani bir de arkadaşlar aktif karlılığımıza bakmadık. Ona bakalım. Şimdi aktif karlılığı da bulmak için net kar 310 bölü 20.376 %1.5. Bu da yine sektörün altında kalmış. Bakın çünkü sektör ortalaması %2.1. Yani şuradaki değerler yanlış arkadaşlar. Çünkü bu bilanço açıklanmadan önceki değerler, onu da söyleyelim tekrardan. Şimdi yani toplamda arkadaşlar bu bilançonun puanı 3 puan oldu. Ama burada 10 puan üzerinden değerlendirdiğimiz için bunu 15 puana çeviriyorduk. 15 puana çevirdiğimiz zaman da 4.5 puanlık bir bilançosu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim bir başka şirketimize. Diğer bir şirketimiz İş Girişim Sermayesi. Burada da yine fabrik ve satış bakmayacağız. Net kardan başlıyoruz. Şimdi net karımıza baktığımız zaman bakın negatif net kardan pozitif net kara geçtiğini görüyoruz. Buradan bir puanı verdik. Şimdi net borcumuza bakalım. Bakın net borcumuzda da çok hafif de olsa bir artış var. Buradan ne yazık ki puan veremiyoruz ama net borcun çok iyi olduğunu da söylemem gerekir. Şimdi net borcumuz zaten negatif olduğu için öz kaynaklara göre iyi kalacaktır. Buradan da yine bir puan daha veriyoruz. Öz kaynaklarımızda yine 12 milyonluk bir artış var. Buradan da yine bir puan verebiliriz. Şimdi öz kaynaklarımızla aktifleri kıyaslayalım. Şimdi 275 bölü 279 eksi 1 yapalım ve bakın kaldıraç oranımız %1.4, oldukça az. Önceki kaçmış? 263 bölü 265 eksi 1 yapalım. Bakın bu da %0.0, yani %0.7. Yani şöyle söyleyelim, kaldıraç oranı %0.7'den %1.4'e artmış. Yani çok ufak bir kaldıraç oranına sahip bir şirket. Ama burada bizim baktığımız şey, yani kaldıraç oranı artıyor mu azalıyor mu olduğu için ne yazık ki buradan da puan veremiyoruz. Aynı net borçtaki artış da çok ufak ama ne yazık ki burada da puan verememiştik. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Ama gerçekten de kaldıraç oranıdır, net borçtur. Şirketin gayet güzel bir sıkıntısı yok. Ama buradan puan veremiyoruz yine. Tekrardan onu söyleyeyim. Yani şu ana kadar toplamda 3 puanı mevcut. Şimdi öz sermaye karlılığına bakmayalım bile. Çünkü niye? FK'mız 50, PDD'de 2. Yani ben bunu bölersem oldukça düşük bir öz sermaye karlılığı zaten çıkacak. Yani enflasyona göre oldukça kötü ama yine de sektörel bazı değerlendirmemiz gerektiği için bakmak durumundayım. Yani sonradan aklıma geldi ama. Şimdi öz sermaye karlılığımız %4, zaten çok kötü çıkacağı belliydi. Yani FK'nın yüksek oluşundan sektöre göre durumuna bakalım. Şimdi iş girişim sermayesi, bakın zaten girişim sektöründeki hisselerin neredeyse hepsinin öz sermaye karlılığı uçmuş durumda. İş girişim sermayesinin öz sermaye karlılığı oldukça kötü yani sektörüne göre. Buradan da puan veremiyoruz. FK'mız 51, PDD'miz 2.23.
Bunlar da yine sektöre göre hiç iyi durmuyor. Yani aktif karlı da bakalım ama çok iyi olacağını düşünmüyorum. Şimdi aktif karlı bakarsak 11.98 bölü 279. Bakın %4.2, o da yine sektörüne göre oldukça kötü. Yani toplamda yine 3 puanlık bir bilançomuz oldu. 15'e, bu da yine 10 puan üzerinden 15 puanı vurduğumuz zaman da 4.5 puanlık bir bilançosu olmuş oldu. Şimdi gelelim son bilançomuza. Son bilançomuz iş yatırım. Burada da yine fabrik ve satış bakmayacağız. Bakacağımız ilk şey net kar olacak. Şimdi net karımıza baktığımız zaman 7 milyondan 26 milyona çıkardığını görüyoruz. Buradan 1 puanı verelim. Net borcumuza baktığımız zaman yaklaşık olarak 13 milyonluk bir azalma olduğunu görüyoruz. Buradan da yine 1 puanı verelim. Net borcumuz zaten negatif. Öz kaynaklardan düşük. Buradan da 1 puan daha veriyoruz. Ve de öz kaynaklarımızda da yine güzel bir artış var. Yaklaşık olarak 26 milyon civarında. Buradan da yine 1 puan daha veriyoruz. Son olarak da kaldıraç oranına bakacağız. 273 bölü 275 %0.7. Yani çok çok düşük. Önceki kaçmış? 247 bölü 253. Bu da %2.3. Yani %2.3'ten %0.7'ye düşürdüğünü görüyoruz. Bu da bizim istediğimiz bir şey. Buradan da yine 1 puan daha veriyoruz. Şu ana kadar hiçbir yerden puan kırmadım. 5 puanlık bir bilançosu var şu ana kadar. Şimdi temel veri analizlerine gelelim. Buradan öz sermaye karlılığına bakalım. 1.83 bölü 9.86. Bakın %18'lik bir öz sermaye karlılığına sahip. Buradan ne yazık ki puan veremiyoruz. Çünkü öz sermaye karlılığımız TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre kötü durumda. Şimdi iş yatırımın, evet iş yatırım karıştırmadım çünkü sadece iş yatırım şirketleri bilanço açıklamış, ondan bir karıştırdım isimleri ama şimdi düzelttik. Öz sermaye karlılığımız %18'di bakın. Sektöre göre baktığımız zaman, bakın sektöre göre öz sermaye karlılığı güzel çünkü sektör ortalaması %13. Buradan 1 puan daha verdik. FK'mız 9.86. Sektöre göre iyi durumda. 1 puan daha verdik. PD bölü DD'miz 1.83. Bu da yine sektöre göre iyi durumda. Buradan da yine 1 puan daha veriyoruz. Son olarak aktif karlılığımıza bakalım. Şimdi aktif karlılık için net karımız 50 milyon bölü 275'te aktiflerimiz %18'lik bir aktif karlılığı var. Bu da yine sektörünün yukarısında. Buradan da yine 1 puan daha veriyoruz arkadaşlar. Toplamda 9 puanlık bir bilançosu olmuş oldu. 1 puan da şeyden kırdık arkadaşlar. Öz sermaye karlılığından. Çünkü TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre kötü gelmişti. Oradan 1 puanı kırdık. 10 puan üzerinden 9 puanlık bir bilançosu var. 15 puan üzerinden de 1.5 ile çarparsak 13.5 puanlık bir bilançosu olduğunu ve güzel bir bilanço olduğunu da söylemek isterim. Bilançomuza da puan verdikten sonra artık videomuzun sonuna gelebiliriz diye düşünüyorum. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videomuzu beğenip kanala abone olarak, videomuzun altına yorum bırakarak ve de katıl butonundaki bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ve de açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.